Herkese merhabalar, kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz. Ballarimo, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Arkadaşlar, ben galiba içimde bir virüs taşıyorum. Enerjiyle bu grip virüsünü bastırıyorum. Ama yorgun olduğum günler tekrar çıkıyor. Sabahtan beri böyle sanki bir elektrik çarpar ya, öyle bir şey var içimde. Aman dikkat edin, Covid inanılmaz bir şekilde insanlara salgın olarak ele geçirmiş. Yatak döşek yatıyor herkes. İptal diskonek, C vitaminleri bol bol takviyeler alınsın. Kamu spotumuz bittiğine göre yalı çapkını ile ilgili. Ay ne kadar bomboş bir bölümde. Neyse. Bu bölüm boş verin. Bu bölüm böyle biraz daha sizi dizinin işte ikinci sezonuna alıştırma, yeni senariste alıştırma ki alışacak gibi değiliz. Gerçekten kalite yerlerde hani çok böyle yetenekli olmayan herhangi birine de verseniz bu senaryoyu yazar arkadaşlar. Sıfır bir zeka, akıl veya diyaloglarda böyle wow ettirici manifestler ya da böyle toplumsal mesajlar var. O yüzden ne izliyoruz biz? Ergen dizisini döndürdüler yine iyice diye düşünüyorum. Ama daha fazla burada gömmeden önce videomuza geçelim. Bu videomuzda da Yalı Çapkını'nın bir önceki bölümünde olan, dikkatime takılan birkaç konuda yorumum var. Sonrasında da gelecek bölümlerde neler olacak? Baby Korhan yükleniyor mu? İfakat Dalisa'nın arası açılacak mı? Seyran'la Fero ne yapacak? Kaya Sunay'a gerçekten aşık mı olacak? Bu soruların cevabının hepsi gelsin. Ay arkadaşlar, kaşlarım yemin ediyorum kediciklerin şahı Adnan Oktar amca gibi olmuş. İzlediniz mi bu arada belgeseli? İzlemeyenler YouTube'da 140 Journals diye yazılan bir kanalda kediciklerin belgeseli yapılmış. Arkadaşlar lütfen izleyin. 15-16 yaşından kızları alıyorlar ve nasıl kandıra kandıra gerçekten sisteme dahil ediyorlar. Sonra grup seksler vesaire helaldir bilmem nedir diye neler yapıyorlar kızların. Sonra da şantajla bütün hayatını eline alıyorlar. İğrençler. Yani gerçekten Allah böyle yaratılan ya da bu ruha sahip insanları ıslah etsin, bizi de bunlardan uzak eylesin, iyi insanlarla karşılaştırsın hepimizi. Canım ya Rabbim, kamu spotumuz bittiyse şimdi Yalı Çapkını'na geleceğim. Arkadaşlar gerçekten bu sezon umduğumuzu bulamadık, avcumuzu yaladık resmen. Çünkü ilk bölümler böyle bir heyecanlandık falan filan derken abi Seyran geçen seneyle alakası olmayan şımarık bir karaktere ya da böyle tuhaf diyaloglara maruz bırakılan, aklı dağ başındayken daha ergen gibi olan bir karaktere dönüştürülmekle birlikte Ferit sadece ortalıkta sorun çıkartıyor. Zaten tamam, olgun olmayan bu tarz bir çocuktu. Evet, şımarıktı vesaire ama yani bir sene geçti, başından bir ölüm geçti. Aşkı yüzünden ya da aşkına duyduğu büyük duygular yüzünden başına olmayacak işler geldi ama hiç mi akıllanmadın, hiç mi olgunlaşmadın be adam dedirtiyor. Onun dışında Orhan zaten ergene mısı oldu, avını tavlamaya çalışan Arizona kertenkelesine dönüştürdüler. Dicle ile ne alaka? Sultan'la Ferit bitti, Orhan'la Dicle çıktı. Bakın büyük olaylar gelecek. İfakat'la Sultan'ın arası inanılmaz açılacak. Ezgi bu demişti derseniz bunlar tahmin, iddiadır, rüya değil yani, gerçekten hissiyatım bu yönde. Artık zaten o kadar böyle basitleştirdiler ki hem duyduğum hem gördüğüm şeyler var. Hem de artık kendi yorumlarımla da böyle çok fazla kolay bir şekilde gidişatı anlayabiliyorum. Anlayamadığım yerde de benim kurmuş olduğum senaryonun daha kaliteli olduğunu düşünüyorum şahsen. Neyse arkadaşlar, uzun lafın kısası, bütün bir bölüm boyunca Demaris'in güzellemesini resmen otele bölüm çekmişler. Para mı aldılar, reklam anlaşması mı yaptılar bilmiyorum ama zaten Türkiye'nin en lüks otellerinden birisi, ihtiyacı var mı onu da bilmiyorum. Ama sadece oteli izledik. Bir şey izlemedik. Sunay'la Kaya'nın atışması zaten, ben size demiştim, Kaya'yı Sunay'la yanlayacaklar. Abi bu duruma hem kıskançlıklı tepki verecek ama daha sonrasında olacaklarla ilgili de birkaç rüyam var. Onları da size bildireceğim. Sadece sürekli Ferit'in Kaya'ya, Seyran'a yani böyle laf sokması, tamam bir iki yazılır ama sürekli ergen vibe'ında davranması beni artık böyle, ne izliyorum ben dedim. Kızılcık Şerbo'yu izlediniz mi? O Kıvılcım'la Kızıl'ın arasında geçen, Doğan'ın arasında geçen o kadın olmakla ilgili bir bölüm vardı. Gözlerim doldu ya dinlerken. 3 cümlelik bir şey. Yani böyle şeyler yazılmasını, böyle manifestlerin verilmesine, toplumsal mesajların verilmesine ve farkındalık katılmasına ben her zaman hayranlık duyuyorum. Ama maalesef Yalı Çapkını bundaki mesajları, olan mesajları bile silip daha böyle saçma sapan davrandırdı. Seyran'ın sarhoş olup ablasıyla olan olayı anlatması mesela. Ne gereksiz bir sahneydi kardeşim, niye anlattırıyorsunuz böyle bir şeyi? Midem bulandı orada yani.
Sonra hemen barıştırdılar. Seyran'la Sunan'ın o şekilde davranırken Asuman'ın asilliğine ne diyorsunuz? İfakat'ın zaten o artık iblisliğinden gına geldi bana. Kazım Ağa'nın odayı değiştirmesi çıkıntıları komikti ama artık itici durmaya başladı. Çünkü bomboş diyalogları izliyoruz. Halis Ağa zaten sürekli masaya vuruyor. Kazım! Güzel titredim kız. Sürekli bir titretiyor, gümletiyor. Ne olacak böyle? Ha? Bu bölüm fizyoterapist de yoktu. Büyük ihtimal 8 bölüm anlaşması var size söylediğim gibi. Ama gidişata göre de ortamdaki diyalogları, reytingleri ve seyircinin verdiği tepkilere göre de devam ettirip ettirmeyecekler. Ama ben size söyleyeyim, bu dizide bu sene en aklı başında olan iki kişi bir Nüket, iki oğlu Kaya. Gerçekten. Çocuk namazında, niyazında içkisini bile içmiyor. Böyle ters köşe vurmuşlar. Diğer fragmandaki namazı vurmuşlar. Hop oradan da biraz daha sempati kazanalım falan diye bir şeyler yapılıyor. Ama bilmiyorum, çok idealize edilmiş bir tip, dış görünüşüyle alakalı olmayan, ön yargılarınızdan uzak tutulmasına, böyle mesaj verilen bir tip olmasına karşılık biraz fazla içini duru ve temiz bırakmışlar bence. O da bana geçmiyor o yüzden. Şimdi bundan sonra olacaklarla ilgili rüyalarım, tahminlerim, iddialarım gelsin arkadaşlar. Biliyorsunuz deniz sahnesinden kırmızı noktalı sahnelerden sonra bir halvet gerçekleşti. Bunlar tekrar aşk böceği oldu derken Seyran'ın okuluna Kaya'nın yardım etmesi, kendini bu işlere böyle dahil etmesi yüzünden Ferit zaten Angry Birds gibi her şey bağırınıyor, iyice çileden çıktı. Ama günün sonunda şunu söyleyeceğim. Bu halvetten sonra doğum kontrol yapı, ben ne dedim size? O sultan hamile kalmaması için yapacak dedim. Kimisi de Halis Ağa'ya sakinleştirici demişti ama yok öyle değil. Şimdi burada hamile kalabilir ve sonrasında Seyran'ın artık dönüşte, yalıya dönüşünde bu 1-2 bölüm içerisinde hamile olduğuyla ilgili düşünceleri veya bilgiyi diğerleriyle paylaşacağı, Ferit'in bu duruma çok sevineceğini, Halis Ağa'nın ise bu durumdan pek hoşnut olmayacağıyla ilgili iddia var. Ama ilerleyen kısımlarda özellikle Seyran'ın hamileliği, doğurup doğurmayacağı vesaire, bu konulardan ziyade Abid'in Kaya'yı Suna'dan çok kıskanmaya başlıyor. Huzursuzluk ve negatif enerji ortada açığa çıkıyor. Ama İfakat yine Suna ile bir şekilde diyaloğa giriyor. Manipüle etmeye çalışıyor. Baby, Korhan'ı sen yap diyor. Seyran hamile ama sen de Kaya'da yani bir Korhan. Aileye gir, kendi dengini bul. Hani Ferit olmadı. Bak yurt dışından getirdik, İtal ürün var elimizde. O yüzden abiyle babiyle ne yapıyorsun sen diyecek. Ve Sunan'ın aklına girecek bir şekilde Kaya'dan hoşlanmasına sebep olacak İfakat. Ve bu durumdan sonra da abi iyice böyle kıskançlık ve sinir atakları geçirecek diye duyumlar var. Ve şöyle bir iddia da var. Asuman'la Abidin'in böyle arkadaşvari başlayan bir yakınlaşması sonradan belki hoşlantıya dönebilir diyorlar ama çok çirkin olur. Bu ne abi? O ona, bu buna, Dallas gibi ya. Zaten Asuman 2-3 diyalog yazıyorlar. Asil asil oturtuyorlar öyle sadece. Kız şu an kocasının yasında, acısında. Bir de gidip sonra Suna'nın eski sevgilisi olan şoför adamla masasız bunu. Ne mana? Ve asıl büyük olay nasıl çıkacak derseniz arkadaşlar, bomba şuradan patlayacak. İfakat kendi maşalarının kurbanı olabilir. Şöyle ki şimdi Dicle ile Orhan arasındaki yakınlaşma zaten Sultan'ın da dikkatini çekti. Daha sonra Orhan'la İfakat'ın bir yasak aşkı vardı. İfakat bunu öğrenmesi ya da hissetmesiyle birlikte Dicle ile Sunan'ın burnuna girecek. Yani böyle canını çıkartır gibi tehditler vesaire edecek. Ve bence Sultan da o sırada diyecek ki yeter be, senin Seyran'a doğum kontrol ilacını gizlice verdiğini Halis Ağa'ya ya da evdekilere söylesem senin başına neler gelir hiç düşündün mü deyip ultimatom verebilir. Ya da Orhan'la olan yasak aşkını bildiğini söyleyebilir. Çünkü neden? Sultan'ın da elinde ifakatla ilgili çok büyük kozlar var. Kuyruğuna bastığın zaman herkes aynı tehlikededir dostlarım. O yüzden İfakat'la Sultan'ın arasının açılması ve bu gerçekleşen şeyleri Halis Ağalara ilerleyen 5-6 bölüm sonra belki söyleyeceğini ve İfakat'ın aforoz edileceğini düşünüyorum. Aklı selim olan Nüket hala ortamı düzenlemeye, dengelemeye çalışırken vallahi inşallah delirmez. Çünkü bu yalıya akıllı giren de deli çıkıyor. Halis Ağa Kazım Ağalar'la birlikte oturmaktan mutlu olmayacağı için 3-4 bölüm sonrasında Kazım'a go home Yankee diyebilir, evine de yollayabilir gibi duyumlar var arkadaşlar. Yani Sultan'la İfakat'ın arası ya Sultan'ın çocuğu Ferit'in, ay Ferit'in bak Allah söyledi, Fırat'ın Ferit'ten olduğuyla ilgili, ya Orhan'la Dicle'yle yakınlaşmasından dolayı Sultan'ın böyle hem kızının hem de
kendinin burnundan getireceğiyle ilgili karışabilir ve Sultan da resti çekip ben de sizinle ilgili bütün bildiklerimi o zaman Halis Ağa'ya söylerim tarzında tehdit edip böyle bir zıtlaşma yaşanabilir. Ama bu evdeki herhangi birinin kulağına giderse doğum kontrol hapını gizlice kahveye koydukları ifakat kendi ipini kendi çeker. Blessin. Öyle arkadaşlarım ya. Bugün biraz böyle hasta gibiyim. Gücüm çok yok. O yüzden enerjim düşük gibi olabilir ama son enerjimle de sizlere güzel güzel şakamak istedim. Sizin yorumlarınız neler, bilgiler varsa aşağıya iletin. Kızılcık şerbeti ile ilgili Instagram sayfamdaki Reels'ta çok büyük bir iddia var ve %90 gerçekleşecek. Ömer ölebilir. Ama yerine kim gelebilir? Instagram'ıma beklerim. Öyle yok el armut bir şey ağzıma düş. Bir beğenin. Bir yorum yapan yine sinirlendi. Kız sizde değil ha. Beğenmeyen takip etmeyin. Yoksa benim burada bir kemik kadrom var. Hepinize kurban olsunlar. Şey gibi oldu bu da ne oluyor ya da can mı cancıklar diye. Neyse arkadaşlar herkes gün sonunda kendi ekmeğini, kalbinin ekmeğini yiyor yani. O yüzden beni seven kazanır. Sevmeyen de hava yalır diyormuşum. Öyle de beni korkutayım ben de siz ifakat gibi. Şaka bir yana belirlediğiniz için çok teşekkür ederim. TikTok, Instagram'a da bekliyorum özleyen olursa. Yargıyı bu akşam izleyeceğim. Bölüm yorumlama videosu çekebileceğim bilmiyorum. Ufak bir seyahatim olabilir. Olmazsa da çekeceğim ve sizinle paylaşacağım. Duyuruları kaçırmak istemeyen bildirimleri açsın. İlk izleyenlerden biri siz olun. Beraber burada yorumlaşalım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.